Merhaba arkadaşlar. 7. sınıflar için İngilizce testini birlikte çözeceğiz. Hemen bakalım birinci sorumuza. Boşluk doldurmalı bir soru. Clint has an arm, blah blah. He needs to go to hospital. Boşluk doldurmalı sorularda öncesi ve sonrası benim için ipucudur biliyorsunuz. Dolayısıyla he needs to go to hospital. Onun hastaneye gitmeye ihtiyacı var. Cümlesi benim boşluğa gelecek kelimeyle ilgili ipucum olacak. Şıkları hemen yerleştireyim tek tek. Hemen anlayacağız hep birlikte hangi şıkkın doğru seçenek olduğunu. Clint has an arm helmet, kask başlık, kol başlık çok uymadı birbirine ve hastanelik bir durum söz konusu değil. Clint has an arm injury, incinme demek biliyorsunuz. Yaralanma, incinme. Dolayısıyla burada kolunda bir yaralanma olduğu için hastaneye evet gidebilir, gitmeye ihtiyacı olabilir. Clint has an arm carrier. Carrier, arm. Sizde ne alaka diye düşünüyorsunuz. Clint has an arm goggles. Goggles bu iri gözlükler. Deniz gözlüklerine de denir. Dolayısıyla bu da bizim için uygun bir seçenek değil. Burada kolunu incittiği için hastaneye gitmesi gerekiyor Clint'in. O yüzden doğru cevabımız tabii ki de B. Gelelim ikinci sorumuza. Read the information and find Rachel's favorite sport. It says, hemen bakalım. It's an outdoor sport. Dışarıda oynanan bir oyunmuş. Açık alanda oynanan bir oyunmuş. You can play with your friends. Arkadaşlarla birlikte oynayabilir misin? Demek ki bireysel bir oyun değil. You can't touch the ball with your hands. Ellerinizle topa dokunmanız yasak. Players try to score a goal in this game. Amacımız gol atmak. Gol atarak skor elde etmek, puan elde etmek. O zaman Rachel's favorite sport is handball dersem. Handball direkt elle oynanan bir oyun. O zaman olmaz. Kriterlerden birine uymuyor. Belki de birçoğuna. Hemen eledik. Ve voleybol. Yine elle oynanan bir oyun. O zaman bunu da eliyorum. Bowling. Bahsedilen top yine elle tutulabilecek bir top. Burada en uygun seçenek ki bowling bu arada outdoor değil, indoor bir oyundur. Dolayısıyla elimde kalan ve bütün kriterlere uyan tek seçenek futbol olacaktır. Doğru cevabımız B, futbol. Üçüncü soru yine boşluk doldurmalı ve bize which of the following does Samantha not ask Emma? Sorulmayan yani üç tane boşluğumuz var. O üç boşluğu doldurmayacak olan seçeneği soruyor. O zaman o üç boşlukta hangi şıkları kullanacağımı bulursam hangi şık işe yaramıyor? Bunu da belirlemiş olurum. Hemen bakalım. Read and complete the dialogue. Samantha'nın ilk sorusuna Emma not really I like doing sports on my own diye cevap vermiş. Yani sorduğu soruya hayır diye cevap vermiş ve daha çok kendi kendime spor yapmayı severim diye cevap vermiş. Hemen bakalım seçeneklerimize. What is your favorite sport? Bu cevap, favori, en sevdiğin spor nedir? Bu cevaba hayır diye cevap vermezsiniz bu soruya, özür dilerim. What safety items do you need? Ne tür güvenlik aletlerine ihtiyacın var? Buna da hayır diye cevap vermeyiz. Do you like team sports? Bu da takım sporlarını sever misin diye soruyor Samantha Emma'ya. O da hayır, aslında ben daha çok neyi severim? On my own, tek başıma yaptığım sporları severim diyor. Evet, cevabımız bu boşluk için C olmalı. O yüzden C'yi bir kenara bıraktık. Birinci boşluğumu C dolduruyor. İkinci boşluğumu ice skating and skiing diye iki seçenek vermiş Samantha'nın sorusuna Emma. O zaman burada acaba ne sormuş olabilir? C'yi dışarıda bırakarak tekrar bakıyorum. What is your favorite sport? En sevdiğin spor ne? Evet, bu cevap olarak verilebilir değil mi? Ice skating ve skiing. What safety items? Burada güvenlikle ilgili herhangi bir
kullandığı bir alet yok. Yani güvenlikle ilgili bir cevap yok. Dolayısıyla 5B sorusu olamaz buradaki soru. D şıkkında what do you need to do these sports? Bu sporları yapmak için neye ihtiyacın var? Yine bunun cevabı ice skating and skiing olmaz. Bana direkt hangi sporları yapıyorsun ya da en sevdiğin sporlar hangisidir diye A şıkkındaki soruyu soruyor. Geldim üçüncü boşluğa. A değil, C değil. Daha doğrusu o soruları kullanıyorum. Bakalım dışarıda kalan cevabımız B mi olacak, D mi olacak? You need a snowy surface. Ha. Karlı bir yüzeye ihtiyacım varmış. Acaba ne sormuş olabilir? What safety items do you need? Yine ne tarz güvenlik eşyalarına ihtiyacın var? Burada pek cevabım birbirini tamamlamıyor. What do you need to do these sports? Sizi bu need kelimesi yanıltmasın. Cevapta da need ifadesi geçiyor. Ancak gördüğünüz gibi 5 şıkkındaki need ifadesi birazcık yanıltmaca. Niye? Burada güvenlik eşyalarından bahsediyor. Atıyorum hani bisiklet sürerken dizlik kullanmak gibi, başlık takmak gibi, dirseklik takmak gibi. Hani bu tarz bir cevap değil Emma'nın bahsettiği. Aksine bu sporu yaparken nelere ihtiyacın var? Neye ihtiyacın varmış? Karlı bir yüzeye ihtiyacın varmış. D şıkkındaki sorunun cevabı olabilecek bir soru. O yüzden bu tarz aldatmacalarda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Dışarıda kalan cevabım hangisi oldu? Tabii ki de B şıkkı oldu. Hemen geldik. Özür. İşaretleyemedim sanırım. Şöyle işaretledik. Dördüncü sorum. Judy is blah blah, she never changes her mind. Katie is blah blah, she does not care about other people. Anthony is blah blah, he enjoys telling stories and making jokes. Brad is blah blah, he generally buys presents for his friends demiş. Bu arada ilk önce verilenleri okudum. Siz sakın böyle yapmayın. Direkt okuyarak başladım ama yapmamız gerekenleri her zaman. Soru kökünü okuyup ondan sonra verilenleri okumak. Which of the following options is not suitable to complete the sentences? O zaman ben seçeneklerden doğru şekilde tamamlayan kelimeleri bulursam ya da bu kişileri anlatan doğru kelimeleri bulursam hangisinin uygun olmadığını bulmuş olurum. Hangisi uygun değildir diye soruyor. Judy kolay kolay never changes her mind, fikrini değiştirmezmiş. Generous, cömert. Serious, ciddi, stubborn, inatçı, selfish, bencil. Buraya stubborn oldu. Katie does not care about other people. Diğer insanları umursamaz. Generous, cömert demiştik. Serious, ciddi, selfish, bencil. O zaman bunun da bencil oldu. Anthony neyi severmiş? Hikayeler anlatmayı ve espriler yapmayı, şakalar yapmayı. O zaman generous, cömert, serious, ciddi, arkadaşlarına bol bol hediyeler alır, onlar için her şeyi yapar gibi bir ifade olsa generous diyebilirdim ama böyle bir şey yok. Serious hiç değil, tam zıttı, ciddi bir kişilik, şaka yapmaz. O yüzden burada bir seçenek bulamadım bu boşluk için. Brad nasıl bir insanmış? Genellikle arkadaşlarına hediyeler alırmış. Bu onun arkadaşları için her şeyi yapabildiğini, para harcamaktan kaçınmadığını, onları sevindirmeyi sevdiğini gösterir ki bu da Brett'in cömert bir insan olduğunu gösterir. O zaman dışarıda kalan seçeneğim serious oldu. Beşinci soru. Mike is a funny and blah blah person. He has got a lot of friends at school because he can make friends easily demiş. Tahmin edersiniz ki burada bir soru köküm yok ama bu tarz sorularda soru köküne çok gerek yok. Niye? Boşluğu dolduracak kelimeyi
seçeneklerden seçmem gerekiyor. Doğru şekilde dolduracak seçeneği. He has got a lot of friends. Birçok arkadaşı var. And he can make friends easily. Ve çok kolay arkadaş edinebiliyor. Bu tarz insanlar için acaba hangisi uygun olabilir? Ayrıca komik de bir insanmış. Şimdi bakalım outgoing dışa dönük. İnsanlarla sosyal iletişimi iyi olan insan, iyi olan demek. Smart, zeki, clever, aynı şekilde zeki, iş anlamlı değil mi bu kelimeler? Hemen hemen. Punctual da dakik demek. O zaman burada bu kadar sosyal, kolay arkadaş edinen, okulda birçok arkadaşı olan bir kişi için en uygun seçenek hangisi olacaktır? Dışa dönük, insanlarla kolay iletişime geçen biri anlamına gelen outgoing person uygun olacaktır. Altıncı soru Stephen Hawking blah blah from Oxford University at the age of 20. Past simple tense'de yapılandırılmış bir soru. Yine bir kelime dağarcığı sorusu. Hemen seçeneklerdeki kelimelerin anlamlarına bakalım o zaman. Discover, keşfetmek değil mi? Got engaged, nişanlanmak. Graduate, mezun olmak. Grow up, yetişmek. Bunlardan Stephen Hawking 20 yaşında Oxford Üniversitesi'nden keşfetti, olmaz. Mezun oldu, olur. Nişanlandı, olmaz. Yetişti, büyüdü, olmaz. O zaman doğru cevabımız graduated olacak. Boşluk doldurma sorularda hiç çekinmeden boşluğa seçtiğiniz seçeneği ya da bütün seçenekleri doldurun. Zaten hemen doğru cevabı göreceksiniz çocuklar. According to the sentences above, which option is correct? Şimdi verilen bir bilgi var. O bilgiler doğrultusunda benim bir ne diyelim tablom var. Tablonun doğruluğuna bakacağım. Benden onu istemiş. Yukarıda verilenlere göre hangi seçenek doğrudur diye sormuş. O zaman I'm a reptile, I'm a carnivore, I'm very long, I can be poisonous. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman sürüngenim, etçilim, uzunum, zehirliyim. Krokodil olabilir mi? Sürüngen, etçil, bence uzun ve zehirli mi? Hayır, bence sağlam dişleri olan bir hayvan ama zehirli mi? Hayır. A'yı eledim birincisi için. Eagle, zaten sürüngenim deyince eagle'ı hemen eliyorum. Eagle, kartal demek. Snake, yılan, sürüngen, etçil, uzun oldukça ve zehirli bir hayvan. O yüzden C ve D seçenekleri ilk elemede elimde kalanlar. İkinci hayvan nasıl bir hayvanmış? I'm a mammal, memeli bir hayvanım. I eat plants and live. Burada acaba yaprak yazılmaya çalışılmış sanki bir hatamız olmuş. Hemen bunu düzeltmiş olalım. I have humps. I live in desert. Ha. Şimdi iki tane seçeneğim var. Biri turtle, biri camel. Aslında I'm a mammal'dan direkt değil mi? Deve sonucuna ulaşabilirim. Neden? Kaplumbağa yumurtlama yoluyla çoğalan bir hayvan. Oradan olmazsa işte bitki ve yaprakları yerim. Buradan, gerçi evet, kaplumbağalarda yer belki oradan çıkartamayız çok. Ama burada ne diyor? Hörgücüm var. Dolayısıyla farkındaysanız kelime ağırlıklı bir soru. Kelime ezberi önemli. Doğru cevabımız Denizli. Sekizinci soru. Snakes are dangerous animals. They are long and some of them are poisonous. They are blah blah. They only eat meat. Şimdi sinekler, özür dilerim, yılanlarla ilgili bir bilgilendirme var ve
var olan boşluğa bu bilgilendirmeler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisini yerleştirebilirim? Tehlikeli hayvanlardır, uzunlardır ve bazıları zehirlidir. Bilgileri verilmiş. They are blah blah and they only eat meat cümlesi bu boşluk için bana destek cümlesi ya da ipucu cümlesi olarak verilmiş. Sadece et yiyorlar diyorsam ben burada etçil kelimesini aramam gerektiğini düşünüyorum ama yine de seçeneklerime hemen bakıyorum. Belki farklı bir kelimeye de yönlendiriyor olabilir beni. A seçeneğinde carnivores, evet etçil demek. Aradığım cevabı bulduğumu düşünüyorum. B, otçul, herbivores. C, omnivores, hem etçil hem otçul, hepçil diyorsunuz zannedersem siz buna. Mammals da memeli hayvan. Bunun zaten yediği şeyle bir alakası yok. Dolayısıyla doğru cevabım tahmin ettiğimiz gibi, özür dilerim, A şıkkı. Son sorumuza da yaklaşırken 9. soruya da baktıktan sonra son sorumuza geçelim. I have an duruma göre tabii ki de blah blah homework about famous singer. I need to find some information about her life. Kelime üzerine bir soru. Boşluk doldurmalı bir soru. Ama bu tarz sorularda iki önemli şey var. Evet, aşağıdaki seçeneklerde verilen kelimeleri bilmeliyim. Bu benim için çok önemli. Ama buradaki cümleye de aşağıdaki kelimelerin hangisinin boşluğa geleceğine yorum yapabilmem için anlamaya ihtiyacım var buradaki cümleyi. I have blah blah homework about famous singer. Ünlü şarkıcı hakkında ödevim var. I need to find some information about her life. Onun hayatı hakkında bilgi bulmaya ihtiyacım var demiş. O zaman bu bir ünlü biri demek ki gerçek. Onun hakkında bilgi bulacağım. Gerçek bir insanın hayatıyla ilgili bilgilere ulaşmaya çalışıyorum. O zaman biography homework, prize homework, invention homework ve achievement homework gibi 4 seçenek elimin altında var. Bu da olsa olsa biography homework olur. Niye? Biography demek bir kişinin hayatını özetleyen yazı demek. Prize ödül, invention, icat, achievement, kazanım. O zaman en uygun seçenek yine gördüğünüz gibi ne oluyor? Aşık oluyor. Dolayısıyla kelimeleri biliyorsam soruyu cevaplayamamak gibi bir durum söz konusu değil çocuklar. Which of the following sports is not an individual sport? Hemen bakalım. Resimli bir soru geldi karşımıza. Individual sport diyor. Bireysel oynanan demeyelim yapılan sporlar. Ama ben not an individual sport. Individual sport olmayanı bulmaya çalışacağım. Ki burada da takım işi olan bir çok resimden de belli sporumuz var. Baseball, bisiklet bireysel bir durumdur. Burada hiç kimse takım değil. Kendisi için yarışıyor herkes. Archery yine aynı şekilde tekli bir spor alanı. Yüzme de aynı şekilde. Doğru cevabım ne olacaktır? C olacaktır. Sizlerin de takdir ettiği gibi. Umarım her şey yolunda gitmiştir sizin için bu sınavda. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.